Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoyni irqiy qirg'inchilik masalasida tekshirmasligi zo'r axloqiy mag'lubiyat. Washington Post gazetasida 28 dekabr e'lon qilgan maqolasida Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoyni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida tekshirmaganligini zo'r axloqiy mag'lubiyat deb sifatlagan. Maqolada ta'kidlanishicha, bu arizda Xitoyni Xalqaro jinoiy ishlar sudining a'zosi emas degan sababni ko'rsatgan Xalqaro jinoiy ishlar sudi ikki xil o'lcham qo'llangan. Maqolada uning sababi qaramoqqa yo'llukda ko'rinsimi, biroq bosh taftish Bensodaning Xitoyga ko'rsatgan iltifotni o'xshashli Xalqaro jinoiy ishlar sudining a'zosi bo'lmagan Amerikaga ko'rsatmaganligini bildirgan. Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoyni irqiy qirg'inchilik masalasida tekshirmasligi zo'r axloqiy mag'lubiyat mavzuli maqolada uning Amerikaning Afg'onistondagi harakati CIA'ning Yevropadagi turmalarga hujum qilganligi Amerika hukumatı Afganistan'daki vakanı tekşürüp birkaçı kişini cezalagan bolsa mı, bırak Bensouda'nın bunu yeterlik deb qaramaganlığını bildirgen. Maqalada ta'kidlanishicha Amerika'nın cezasını yeterlik deb qaramagan Bensouda, Xitoy sud mahkemelerinin Uyghurlarını aktif bastırıwatqanlığı dair dalillerini körmeske salgan. Mazkur maqalada Amerika'nın dilosi 15 yıl burunki 80'lik qurbonga munosabatlik urush jinoyatiga aloqador dilo ekanligi, lekin Xitoyning millionlarcha qurbonga sistemalik tan jazosi berish, bosqinchilik qilish, majburiy amgak tug'mas qilishdek vahshiyliklar bilan ayiblanayotganligi ta'kidlanib, shak shubhisizki sudning Uyg'ur masalasida o'zini qochirishi zo'r axloqiy mag'lubiyat to'ri deyilgan. Bu 2002'de Danha'da kurulgan Xalqaro jinoyat ishlar sudinin esası işi şu uruş cinayetçilerine sotlaş ve şundakla ırkı kırgıncılık siyasetini ilip bağan devletlerine sotlaş veya hükümetin sotlaş. Ama bu da ki bu red kılışı yani bu talepke karşı bu red kılışı en başta Xitay'nın ki bu mahkemeye eza bulmaganlığını oturup koyup bunu kılamayganlığını davadıdı. Onundan başka bu Tacikistan ve Kampuçya devletlerinin ki Uyghurlarını Xitay'a kaytır biriş ve onların ki akıbetinin ki kandak boğanlığını mı, tekşireşini mi talep kılınan bunu mu şu hazırkı vaziyetlerinin ki maskemigenliğini bunu bu Tacikistan mı bu sotunun ki ezası. Bulukmama virüs, Wuhan virüsünü küstüp durup hazırca kıyım boğanlığını davadırdı. Aslında 2018'de Muşu Burma'da yaşavatkan Müslümanlar, Arkan Müslümanlarını ulağımı zulüm ilip bağan ve ulağımı Bengal devletine, Bengal devletini keçip bağan ahvallarını mı sotlıgan. Ve bunun kıma tekşirip ve inikilip tırışkan. Ve bir yeri kegenceği de kılamayımız davadıdır. Hem de eğer de Xitay bek çok devlet, hem de bizim azamız emez deyilgan olsa, o vaxta da bulduğu üçüncü ayda, misalga Amerika'nın ki Afganistan'da uruş cinayeti işlerini ilip bağlan deyip, onu mu tekşirişine başlayan. Demek ki bir yerde bir adaletsizlik, bir ahval mı var bir yerde? Bunda bir takdirde hem de bunun dinkinki faaliyetle devamlı bu okşaşını kılıç yani sotka her yine deliller tapmamakta da sotka yine müracaat kılıç lazım. Çünkü bu işler bir kıtım red kılınışlarla toktap kılıçının ki bunda bir akıbeti bulması lazım. Devamlılık kılıç lazım. Hem de bir yerde bu mahkemelerge müracaat kılışının ki maksat eğer de Xitay'ını sotlayımız dediğim niyet bulsa hazırkı peyde Xitay'ını Xitay cinayetçilerine tutup ekiliş başta bunu tekşireş ve tutup ekiliş ve kıyın hem de. Xitay'ımı sotkımı kemeydi ve sotunun azası bu muhaşka ben red kılmendip ve unmaydı. Ama bir günü bulmuşsa bir günü bu kılışmı mümkün. Mümkün. Bunu mu oylap durup, yani bu hıl faaliyetlerine yine devam kıldırışının ki çık paydası var deyip oylayma. Eğer de Xitay'ını yalguzla cinayet bile eyipleş ve halkırada bulup mu halkıra, siyasi halkıra cemaatlarının arasında Xitay bir
ırkı kırgıncılık ilk bağan 21. esirde insaniyetke uygun bulmadan, maslaşmadan bir cinayet işleyen devlette namı aldırış ve bu tamğını urduruş olsa niyet, bu vaxtı da bunu yanı tırışıp kılış lazım. Bir iş kişinin içi de bunda bir özgürlükle buluş mümkün. Belki Xitay'ıma bunda devamlı güçlük bulup ve devamlı eminimini red kıldığın ehvalladığıma kıçıp bir yeri baramaydı deyip öyleyim ben.